Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd, Resulüne nihayetsiz salat selam olsun. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Hazreti Mevlana'ya da sayısız rahmetler diliyoruz. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, güzel günler olsun inşallah. Tahirül Mevlevi nüshasında 6622. beyitteyiz. Burada bir hikayenin devamı var. İblis'in tekrar Muaviye'ye cevap vermesi. Bu daha önce başlamıştı bu hikaye. Şeytan, İblis, Muaviye'yi namaza kaldırıyordu, sabah namazına. Orada beraber yolda giderken aralarında geçen muhavereler anlatılıyordu. Onun devamını okuyacağız inşallah. Tahir-ül Mevlevi nüshasında 6622. beyt. Qoft iblis kuşa in aktra men mihengem kalprau naktra. Şeytan Muaviye dedi ki, bu ukteyi, bu düğümü, bu müşkül nükteyi aç. Yani açık konuşalım. Ben kalp ve geçer akçe, yani doğru olan, gerçek olan akçe için mihenk taşıyım, ölçü taşıyım. Yani ezelen Said ve Şaki olanlar benim vasıtamla meydana çıkar. Said olanlara bir şey yapamam, Şaki bulunanları azdırır, cehenneme kadar yollarım, diyor şeytan Muaviye'ye. Said, salih olanlar, düzgün yolda gidenler, sırat-ı müstakimde gidenler, Şakiler de yolunu bozmuş olanlar, şer yoluna giden insanlar. Yani cennet ehli ve cehennem ehli. İmtihan-ı şiru kelbem kert hak, imtihan-ı naktu kalbem kert hak. Allah beni arslanla köpek geçer akçe ile kalp akçenin imtihanına sebep kıldı. Yani şeytan yaratılması, işte sahte ile gerçeğin ortaya çıkması, arslanla köpeğin ayırt edilmesi, iyi ile kötünün birbirinden temyizi içindir. Ayırt edilmesi içindir. Kalpra men key siyeh ru kerde em, sayrafi em, kıymeti u kerde em. Ben kalp akçeyi nasıl mahcup etmişim? Ben bir sarrafım. Onun kıymetini, yani kıymetsiz ve kalp olduğunu meydana koymuşumdur. Benim yaptığım bir sarraflıktır, diyor şeytan. Yani gerçekle sahteyi birbirinden ayırmak. Yoksa sahteyi sahte yapmak, gerçeği gerçek yapmak değil. Birbirinden ayırmak. Yani benim bir şakiyi azdırıp gizli şekavetini meydana çıkarmam. Bir sarrafın kalp akçı için bu kalptir demesi ve kalplığını ishar etmesi gibidir. Yani birbirinden ayırmak içindir. Temyiz içindir. Tıpkı bir sarraf gibi, diyor şeytan. Ni kuvanra rehnumayi mi konem, şahhayı huşkra ber mi kenem. Ben iyilere kılavuzluk ederim. Ancak kurumuş dalları koparırım. Kendini bayağı masum gösteriyor burada yani. Kurumuş dalları koparım, yani kötüleri iyilerden ayırt ederim. Kötülerin iyilere zarar vermesini önlerim gibi bir savunmada bulunuyor şeytan. İn akılha min hem ez behri çist, ta pedid ayet ki heyvan cinsi kist. İnsanların önüne koyduğum hilye otların içindir. O hayvanın hangi cinsten bulunduğunun belli olması içindir. Ben insanların önüne hile için bazı otlar koyarım. O zaman alef diye okuyacağız. İki nokta koymuş ama. İn alefha mini hem ez behr çist, ta pedi dayet ki heyvan cins kist. İnsanların önüne koyduğum hile otları niçindir? Niçin koyuyorum ben o hileleri, insanların önüne tuzakları? O hayvanın hangi cinsten bulunduğunun belli olmasındır. Hangi otu yiyorsa cinsi de ondandır diye ayırt etmek içindir.
o tuzakları kurmamın sebebi diyor şeytan. Gurb ez ahu çu zayet hudeki hes der gurbiyu ahu şeki. Kurt ahudan bir yavru doğurur da onun kurt mu ahu mu olduğunda şüphe vardır. Farz edelim ki bir kurt bir ceylandan bir yavru doğurdu. Yani o doğan yavrunun kurt mu ceylan mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi onun formülünü söyleyecek. Tu giyahu ustuhan pi şeşberiz ta kudamin su konet u gam tiz. Sen ot ile kemiği onun önüne dök ve ne tarafa koşacağına bak. O doğmuş olan, yani kurt mu ceylan mı olduğunda şüphe edilen yavrunun önüne bir tane ot koy, bir de kemik koy. Eğer hangisine giderse, hangisine koşarsa cinsi ondandır. Bu kadar basit ayırt edilmesi diyor. Ger besuyu üstühan ayet segest vergiya hahet yakin ahu ahu regest. Eğer kemik tarafına gelirse köpek, yani kurttur. Ot isterse de şüphesiz ahu cinsindendir. Ahu damarlıdır. Yani ceylandır. Ota doğru giderse. Kahru lutfu lutfi cuft şot ba hemdiger zat ezin her du cihanra hayru şer. Allah'ın kahr ile lutfu birbiriyle Allah'ın kahr ile lütfu birbiriyle birleşti. Allah bu dünyada kahrından lütfunla beraber gönderdi. İkisi birleşti. Bu ikisinden cihanda hayır ve şer doğdu. Allah'ın bu lütf ve kahır içeren sıfatları, isimleri birleşince bu dünyanın yaratılmasında kahırdan şerler, lütuftan da hayırlar ortaya çıktı. Hayır ve şer de Allah'ın bu kahır ve lütfundan ortaya çıkan şeylerdir bu dünyada. Tu giyahu üstuhan ra arzikun kutu nefsu kutu canra arzikun. Sen ot ve kemiği, yani nefsin gıdasıyla ruhun gıdasını arz et. Önüne koy. Yani nefsin ihtiyacı olan gıdaları ve ruhun ihtiyacı olan gıdaları ortaya koy. Ger gıdayı nefs cüyet ebterest ver gıdayı ruh cüyet serverest. Eğer o insan nefsin gıdasını ararsa ebterdir, şakidir. Ruhun gıdasını ararsa serverdir, saittir. Tercih böyle. Yani şeytan da ben bunu yapıyorum diyor. Yani insanların önüne bunların hem nefsin hoşuna gidebileceği ama gerçi ruhun hoşuna gidebilecek şeyler pek şeytan koymuyor ama en azından nefsin hoşuna gidecekleri koyuyor. Dolayısıyla insan o nefs tarafına, nefsin gıdasının tarafına giderse şeytanın hilesine düşmüş oluyor. Ger konet u hizmeti ten hest her verrevet der bahri can yabet guher. Eğer cesede hizmet ederse eşektir. Affedersiniz. Eşek ruh denizine giderse inci bulur. Evet, bu tercümede bir yanlışlık oldu. Eğer olacak burada. Eğer cesede hizmet ederse eşektir. Eğer ruh denize giderse inci bulur. Ne tarafa yöneliyorsa. Eğer tene yönelik, vücuda yönelik, maddi varlığına yönelik beslenme tarafına gidiyorsa o zaman hayvandan bir farkı kalmıyor. Hayvanlar da aynısını yapıyor. Yani hayvanın amacı bedenini, cesedini beslemek. Ama ruh tarafına, ruha yöneliyorsa, gönül ortamına, gönül dünyasına yöneliyorsa o zaman cevhere, inciye, değerlere kazanır, yüceliklere erişir. Gerçi in du muhtelif ve hayru şerrent, lik in her du ve yek kar enderent. Bu hayır ve şerrin ikisi muhtelif olmakla beraber, ikisi de bir iştedir. Yani hayır işleyenler de, şer işleyenler de hakkın iradesiyle o işleri görmektedirler.
Evet. Burada şunu söylemek gerekiyor. Yani bu ikisini de yaratan Allah. Halık Allah'tır. Şeytan yaratmıyor. Şeytan sadece bizi teşvik ediyor. Bizi yönlendiriyor. Bize o şerri tatlı gösteriyor. Kötülükleri tatlı gösteriyor. Yoksa yaratıcı yine Allah. Yani insan istiyor ve şeytan teşvikiyle, yönlendirmesiyle insan tercih yapıyor. Allah da yaratıyor. Yani şeytanın gücü yaratmaya yetmez. Onun gücü zayıftır zaten. Yani sadece tercih, nefsin hoşuna gidecek şeyleri bize güzel gösteriyor. Şeytan rolü o. Yoksa yaratan yine Allah. Bizim istediğimiz için Allah yaratıyor. Dolayısıyla biz mesul oluyoruz onunla. Enbiya taat arza mi konent, düşmenan şehvat arza mi konent. Peygamberler insanlara Allah'a itaat ve ibadette bulunmayı, düşmanlar yani şeytanlar ise onlara şehveti tavsiyede bulundular. Aynı şekilde yani peygamberler insanları doğru yola Allah'a itaate yönlendirmek için gönderilirler. Yani bunun karşısındaki şeytanlar ve kötü insanlar, şeytanın yoluna giden insanlar ise insanları, Allah'ın kullarını şehvete yani maddi zevklere, neşelere, işte vücudun hoşuna gidecek, bedenin hoşuna gidecek şeylere yönlendirirler, tavsiye ederler. Yol hep böyle olmuş. Yani hep iki uçlu bir yol. Hayra ve şerre doğru giden iki yol. Ve her dönemde bunların temsilcileri de olmuşlar. Peygamberler insanları hayra doğru yola, şeytanın yoluna gidenler, şeytanı takip edenler de insanları kötülüklere, fenalıklara ulaştırmaya gayret göstermişler. Nikra çun bet konet yezdan niyem daiyem men halıkı işan niyem. Yine şeytan söylüyor. Ben iyi ile iyi bir kimseyi nasıl fenalaştırırım? Haşa Allah değilim. Ben ancak bir davetçiyim. Onların halıkı değilim. Demin söylediğimiz gibi şeytan sadece teşvik ediyor. Yaratıcı değil. O kötülükleri yaratmıyor. Sadece yönlendirme, o kötü şeyleri, şeyler, nefsin hoşuna gidecek şeyleri insanlara tatlı, güzel, hoş gösterip onları tuzağa düşürmek. Yoksa o fiilleri, şerleri, kötülükleri yaratma mahiyeti yok şeytanın. Hubra men zişt sazem Rab niyem? Hubra u zişt ainem? Güzel ben çirkin yapamam. Rab değilim. Belki güzeli ve çirkine karşı aynayım. Yani güzel çirkinleştiremem diyor. Yani öyle bir yeteneğim yok. Haşa Allah Rab değilim. Belki güzeli ve çirkine karşı aynayım. Ben onları gösteririm sadece diyor. Yani güzel de pek göstermiyor. Tabii bu da biraz kendini masum gösterme çabası var şeytanın. Bu da bir hiledir tabii ki. Sadece daha çok çirkini güzel gösterme şeklinde bir ayna. Yani çirkinin çirkinliğini çok da fark ettirmeden onu güzelmiş gibi gösteren bir ayna. Şeytanın görevi bu. Yani onların güzellik ve çirkinliğini gösteririm. İbni Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ben davetçi ve hakkın emirlerini tebliğ edici olarak gönderildim. Elimde halka hidayet edecek bir kuvvet yoktur. Şeytan da süsleyici ve vesvese verici olarak yaratılmıştır. Onun da elinde dalalete götürecek bir kudreti yoktur. Buyurulmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Asıl hadi hidayet ettiren ve mudil olan haktır. Yani gerçek yaratıcı Allah'tır. Şeytan da aynı şekilde yani o şeyler yaratmıyor sadece gösteriyor vesveseyle süslü göstererek süsleyerek onları tatlıymış gibi, güzelmiş gibi, faydalı şeylermiş gibi insanlara yutturma çabası, gayreti var şeytanın da. Niye bu kadar güçlü gözüküyor? Çünkü şeytan işi tahrip, yıkıcılık. O yüzden güçlüymüş gibi, çok insanlar onun peşine gidiyormuş gibi gözüküyor. Tıpkı ne gibi? Mesela bir binayı yapmak için en az bir yıl gerekiyor. İşte o kadar mühendisler, mimarlar, ustalar, işçiler, alet, edevat, bir sürü şeyler gerekiyor ki bir bina yapılabilsin. Ama bir kirpit çöpü ve bir ateş o binayı bir anda harap edebiliyor. Veya bir dinamit
bir düğmeye basmakla o binayı birkaç saniye içerisinde yerle bir edebiliyor. Yani onun binanın yerle bir edilmesi büyük bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama tahrip olduğu için çok kolay. Yapmaya kalksanız o bina kim bilir işte dediğimiz gibi en az bir yıl yapılıyor veya bazı binalar 5-10 yıl, bazıları hiç yapılamadan öyle kalanlar var. Yani tamir yapma, inşa etme, bina etme, abat etmek zor olduğu için işte bu işte çalışanlar çok etkin gözükmüyorlar. Etkindirler, çok çaba gayret gösteriyorlar, çok hizmet ediyorlar ama ortaya çıkan şeyler az olduğu için, yapıcılık olduğu için çok fazla gözükmüyor gibi ama şeytan işi tahrip olduğu için, yıkıcılık olduğu için en ufak bir şey büyük tahribata yol açıyor. O yüzden sanki büyük işler yapıyormuş gibi gözüküyor. Oysa ki yaptığı çok cüz'i bir iş, fiil veya işte teşvik, yıkım olduğu için, tahrip olduğu için büyükmüş gibi gözüküyor. İşte bir domino taşlarıyla insanlar günlerce, aylarca bir şekiller çiziyorlar. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bir dokunuş, ilk taşa bir dokunuşunuz tüm o domino taşları bir anda yıkıveriyor. Yani şeytan yaptı da bu şey yani bir dokunma. Bir hissi, bir duyguyu galeyana getirme, uyandırma çabası. Ama sonucu tabii büyük oluyor. Yani büyükmüş gözüküyor. Çünkü yıkım, tahrip. Evet. Ama sonuçta fiilen yaratıcısı, o şerler de yaratan, hayırlar da yaratan Allah. İnsan istiyor, şeytan yönlendirmesiyle insan o şerleri istiyor. Allah da yaratıyor istediği için. Dolayısıyla insan da sorumludur. Yani tercih yaptığı için. Cüz-i ihtiyarisini su-i amel tarafına, kötü ameller, şer ameller tarafına kullandığı için sorumlu. Suht hindu ayine ez dertra kin siyeh ru mi numayet mertra. Hintli bu insanı kara yüzü gösteriyor diye aynayı dertten ateşe attı. Hintli kasıt burada esmer veya işte zenci gibi düşünelim. Bu yani ayna insanı kara yüz gösteriyor diye aynayı dertten ateşe attı. Yani suç orada aynanın mı diyor şeytan? Yani yine burada kendisine bir temize çıkartma, aklama çabası var şeytanın. O neyse onu gösterir diye demek istiyor. Yani aynayı kırmanın bir faydası olmayacak. Oft ayna günah ezmen ne buet cürm uğra ne ki ruhimen zedud. Şöyle okuyacağız. Oft ayna günah ezmen ne buet cürm uğra nih ki ruhimen zedud. Ayna dedi ki günah benim değil. Kabahati benim satımı cilalayan sanatkara bul. Suç bende mi? Bende değil. Birisi benim arkamı işte siyahlaştırdı, kararttı. Ondan dolayı ben seni direkt gösteriyorum. Ama benim arkama o siyahlığı, karalığı, işte, cilayı sürmeselerdi ben yine cam gibi olacaktım, hiçbir şey göstermeyecektim. Suç bende değil. Beni ayna yapan da diyor. Bu mera kammaz kerdu rast bu tabe guyem zişt bu hub bu. Tabe guyem zişt bu hub bu. Çirkin nerede, güzel nerede söyleyeyim diye o sanatkar beni böyle kammaz ve doğru sözlü yaptı. O sanatçı beni ayna şekline getirdi. Niçin? Çirkini, güzeli tam manasıyla göstermem için. Yansıtayım diye. Şeytan bu misali irat ettikten sonra dedi ki men geva hem ber geva zindan kocaast ehli zindan nistem yezdan gevaast. Ben bir şahit mesabesindeyim. Ben bir şahit gibiyim. Şahide zindan nerede görmüştür? Şahit zindan atılır mı? Şahit suçlanır mı? Eğer yalancı şahitlik yaparsa suçlu olabilir. Yoksa şahitin bir suçu yok. Zindana girecek bir cürmü yoktur. Ben bir şahit mesabesindeyim. Şahide zindan nerede görülmüştür? Allah şahittir ki ben zindan ehli değilim. Her koca binem draht meyvedar.
terbiyet ha mi konem men daye var. Ben nerede meyveli bir ağaç görürsem bir dadı yani bahçıvan gibi onu terbiye ederim. Ne kadar kendini masum göstermeye çabalıyor. Evet yani şeytan meyveli ağaca gelir. Yani iyi insanlar saptırmaya çalışır. İyi insanlar yani faydalı, yararlı olan, insan meyveli olan kişileri, ürün veren kişileri yolundan saptırmaya çalışır. Yani diğerler zaten sapmıştır. Yani onun şeytana ihtiyacı yoktur yani yoldan sapmak için. Meyvesiz olanları, yararsız olanları. Ben nerede meyveli bir ağaç görürsem bir dadı yani bahçıvan gibi onu terbiye ederim. Bu kadar da masum değil tabii ki yani. Onun terbiyesi farklı. Yani iyi kötülüğü daha güzel gösterip kötülüğü yapmayarak onun terbiyesinden geçmiş oluruz. Kazanırız yani dolayısıyla eğitimini bu şekilde alır insan. Yoksa eğer onun yoluna giderse bu sefer eğitimi kaybetmiş oluyor. Her koca binem drahtı telhü kuşk mi borem men tarihet ez kuşk muşk. Kuş, muşt, muşt. Her nerede acı ve kuru bir ağaç görürsem taze dalları da kurumaktan halas olsun diye onu keserim. Budama işi yapıyorum ben diyor yani. Ağaç budama. Her nerede acı ve kuru bir ağaç görürsem taze dalları da kurumaktan halas olsun, kurtulsun diye onu keserim. Şeytanın meyve ağaçları yani mümin ve salih kimseleri terbiye etmesi onları ihvaya yolundan saptırmaya çalışınca o kimselerin tevbe ve istiğfar etmeleri ve şeytanın mekrinden, hilesinden hıfz-ı ilahiye sığınmaları suretli olur. Yani onun terbiyesi bu şekildedir, faydası. Yani salih kimseler, mümin kimseler onun hilelerine düşmeyerek, tevbe ederek, istiğfar ederek ve Allah'ın korumasına sığınarak mertebelerini yükseltirler, eğitimlerini tamamlarlar ve yüceltirler, çoğaltırlar. Yoksa onun tuzağına düşerek eğitim olmaz. Bilakis yolunu sapmış olur. Yolundan kötü yola işte şeytanın tuzağına, hilesine düşmüş olur. Allah muhafaza. Hoşkuyet babanra iki ey feta mermera çi bu çemi bori ser bi hata kuru ağaç bahçıvana ey yiğit benim hatam olmadan neden başımı kesiyorsun der. Kuru dal veya kuru ağaç bahçıvana ey yiğit benim hatam olmadan neden başımı kesiyorsun der. Baban guyet. Hamuş ey zişt hu bes ne bağışet huşkiyu tu cürmü tu. Bahçıvan da cevap verir ki ey kötü huylu sus. Senin kuru oluşun mücrim olmana kafi değil mi? Yani kurumuş olmak sana yeterli. Yani senin suçun olarak kurumaman gerekirdi yani. Kötü yola düşmemen gerekirdi. Kendini dinç, taze, zinde tutman gerekirdi kesilmemek için. Yani eğer kurumuşsan bu suç olarak sana yeter ve kesilmen gerekir. Yani burada başka nüshalarda olan bir beyt var. Burada yok. Onunla şöyle kısaca değinip geçelim. Hoşguyet, yani o kuru dal cevap veriyor. Rastem men kejniyem tu çera bicür mi bori peyem. Kuru dal dedi, ben dosdoğruyum. Epeyli değilim, eğri değilim. Bükülmedim, eğrilmedim. Niçin sen beni suçsuz yere ayağımı kesiyorsun? Bu meyit Tahir Mesnevi nüshasında yok. Başka nüshalarda var. Çünkü karşılık konuşma tarzında burada kuru dalın cevabı vardı. Şimdi tekrar Tahir Mesnevi'ye geçiyoruz. Tahir Mevlevi'ye, nüshaya. Baban söyleyecek şimdi, bahçıvan söyleyecek. Baban guyet eğer mesudi kaşki kej budi ter budi. Yine bahçıvan der ki eğer mesut olaydın kurumaz ve kesilmezdin. Keşke eğri olaydın da yaş olaydın. Yani kuru olup doğru olmaktansa
Eğri olsaydın ama yaş kalsaydın, taze olsaydın, meyveli olsaydın, o zaman kesilmezdin. O vakit cazibi ab-ı hayati keşti, ender ab-ı zindegi abuşti. Ab-ı hayatı cezbeder ve hayat suyuna karışmış olurdun. Yaş olduğunda, taze olduğunda, meyvedar olduğunda ne olurdun? Ab-ı hayatı cezbeder ve hayat suyuna karışmış olurdun. Yani o yaşlık zaten o demek. Yani hayat suyunu bulmuşsun, ab-ı hayata kavuşmuşsun ki yaş kalabilmişsin, taze kalabilmişsin demek. Yani eğer kurumuşsan ab-ı hayat senden artık gitmiştir, suyun çekilmiştir. Tuhmetu bet budest vas budestu aslı tu badrakti hoş ne bude vaslı tu. Senin tohumun ve aslın kötü olduğu gibi hoş bir ağaca da aşılanmamışsın. Yani tohumun kötü hem de aşılanmamış. Yani soyun da iyi değil. Aşılında tutmamış veya. Senin tohumun ve aslın kötü olduğu gibi hoş bir ağaca da aşılanmamışsın. Şahı telh erba hoş vaslet konet anhuşi ender nihadeş berzenet. Acı bir dala hoş ve meyveli bir ağaç aşılanırsa o hoşluk onun tabiatına da tesir eder. Bu da aşılama konusu. Eğer yani meyvesi acı ve iyi olmayan, affedersiniz piç deniyor bazı yerlerde. Yani işte çalı gibi olan, meyvesi olan, meyvesi yenmeyen ağaçlara, iyi ağaçların dalları aşılandığında ne oluyor? Oradan güzel, hoş, meyveli bir ağaç yetiştirilebiliyor. Yani o aşılama onun tabiatına yansıyor, onu düzeltebiliyor. Yani meyveli ağaç olur, yemiş verir. Bunun gibi fasık bir kimse de salih bir zat ile birlikte bulunursa onun salahından feyz alır ve o da kesbi salah eder. Mesela arkadaşımızı ve kiminle beraber olduğumuzu iyi seçmemiz gerekiyor. Birbirinden etkileşim muhakkaktır. Yani eğer iyi bir şekilde kendimizin doğru, salih, faydalı insan olmasını istiyorsak biz de o tip insanların yanında olmalıyız ki ondan bize güzellikler, faydalar bulasın. Ama kötülerin, şeytanın yoluna gidenlerin, şer işleyenlerin yanında olsak bu sefer bize ondan da şerlik ve yukarıda söylediği kuruluk, meyvesizlik bulaşacaktır. Allah muhafaza. Şeytanın bu yoldaki söyleyişlerine karşı Goft emir ey rahzen hüccet mebu mertora rehniz dermen rehmecu. Muaviye olayına dönüyor. Emir Muaviye dedi ki ey Şaki hüccet söyleme ve davana delil getirme. Ben de senin için yol yoktur. Beyhude yol arama. Beni döndürmeye çalışma. Beni yolumdan alıkoyma. Ben de sana gidecek bir yol yok diyor. Yani beni kandırmaya çabalama. Rehzeniyu men garip tacirem. Her libasati ki ari ki harem. Sen eşkıyasın. Ben garip bir tacirim. Senin getirdiğin libasları ben nasıl alırım? Eşkıyadan elbise almaz tacir. Yani senin eşkıya getirdiğin eşyanın da hırsızlık olduğunu bilip dururken, yani senin eşkıya olduğunu, senin satmaya çalıştığın o mallarına hırsızlık malları olduğunu bildiğim halde sözlerine nasıl inanır da onları kabul ederim? Girdi rahtı men megir, megiret ez kafiri. Tu neyi raht kesira müşteri. Kafirlikte benim hükümün etrafında dolaşma. Sen kimsenin metaına hayırlı bir müşteri olamazsın. Seninle alışverişten hayırlı bir iş çıkmaz. Kafirlikte benim hükümün etrafında dolaşma.
Sen kimsenin metağına hayırlı bir müşteri olamazsın. Ta çi daret in hasud ender kedu, ey huda feryat marazin adu. Acaba bu hasetçi şeytanın kabağı içinde ne var? Yani ne gibi bir hilekarlık etmek istiyor? Yani bunlardan ne hile amacı var, ne tuzağa düşmek istiyor? İlahi, bu düşman elinden sana feryat ve iltica ediyorum. Sürekli Allah'a sığınmak gerekiyor şeytanın hilelerinden. Euzubillahimineşşeytanirracim demeli insan, mümin kimse. Çünkü onun kabağında çok hileler taşıyor. Kabak görünümlü. İşte neydi varsa elindeki taşıdığı şeylerde içinde bir sürü hileler, tuzaklar barındırıyor. Yine başlığımız var aynı konuda. Muaviye'nin Hak Teala'ya mel'un iblisin mekrinden, hilesinden tazarru ve yardım istemesi. İn hadise şemçu du dest ey ilah, dest gir erne kelimem şot siyah. İlahi, şeytanın bu sözleri duman gibidir. Dest girim ol, benim elimden tut. Yoksa kelimem kararacak, yani kalbim kapkara olacaktır. Şeytanın sözlerini, hilelerini dumana benzetiyor. Duman ne yapacak? Yani bir kalıcı bir şey değildir, kaybolacaktır ama geride bir iz bırakır, bir siyahlık bırakır. Benim diyor kelimemi karartacak. Ortamımı, işte nefsimi, yüzümü, işte benim eşyalarımı, sahip olduğum duygularımı, hislerimi karartacak. Bana bir siyahlık etkisi bırakacak. Dolayısıyla benim elimden tut, beni bu hileden kurtar diye Allah'a yalvarıyor. İlahi, şeytanın bu sözleri duman gibidir. Destgirim ol, benim elimden tut. Yoksa kilimim kararacak, yani kalbim kapkara olacak. Men hüccet ber ne ayem ba beyblis. Kust fitneyi her şerifu her hasis. Ben hüccet ve delil ile şeytana galebe edemem. Çünkü o yüksek ve alçak herkesin fitnesidir. O fitneci olduğu için, yıkım kolay olduğu için, demin de söylediğimiz gibi, tahrip kolay olduğu için o kendine göre bir sürü hüccetleri var. Ben onunla hüccet yarışı yapamam, delil yarışı yapamam diyor. Ben hüccet ve delil ile şeytana galebe edemem. Çünkü o yüksek ve alçak herkesin fitnesidir. Bir de şeytan bayağı ustalaştı. Yani işte Hazreti Adem'le başladı mücadele. Onu yoldan çıkartmasıyla başladı. İşte kaç bin yıldır devam ediyor. Dolayısıyla her insana karşı bir hilesi var. Her kişiye göre bir hilesi var. Tam bir usta oldu artık. Yani hile kurmakta, tuzak kurmakta. Yani onunla mücadele edebilmek, hile, şey, hüccet getirme, delil getirme açısından onunla mücadele edebilmek gayet zor. Yani dediğimiz gibi peygamberi yoldan çıkarttı. Yani onu tuzağına düşürdü. Bizim onunla bu açıdan mücadelemiz çok zor. O yüzden ne yapacağız? Allah'a sığınacağız. Destgirim ol, benim elimden tut o şeytanın hilelerine karşı diye Allah'a ilticada bulunacağız. Ademi ku allemel esma begert Ademi ku allemel esma begest dertek çun berk insek bitegest. Hazreti Adem ki allemel esma bey idi. Yani isimleri öğretti. Bakara suresinin 30. ayetinde geçiyor. Allah tüm isimleri Adem'e öğretti. Adem de melekler öğretti. Yani Adem Aleyhisselam'a öyle bir şey var. Yani o zamandaki en bilgili kişi oldu. Allah ona isimler öğretti. Yani isimler dediğimiz her şeyin ne olduğu, niçin kullanılacağı, ne işe yaradığının bilgisi Hazreti Adem'e verildi. Hazreti Adem ki allemel esma beydi. Yani meleklere eşyanın isimlerini öğretti. Öyleyken şimşek gibi koşan bu köpeğin koşmasından geri kalmıştı. Şeytan ona tuzak kurdu.
Ez behesht endah teneş endah teş ber ruhi hak çun semek der şestu u şot ez semak. Şeytan Adem'i cennetten toprak üstüne attı. Yani şeytan o hilesi Hazreti Adem'i cennetten çıkarttı, dünyaya gönderdi. Simak yıldızının bulunduğu semadayken balık gibi onun ortasına düştü. Simak bir gezegen, gökyüzünde bir gezegen. Oradayken ne oldu? Balık gibi onun ortasına takıldı, şeytanın ortasına ve toprağa düştü, yere düştü. Yere de geldi, dünyaya gönderildi yani. Nevhe-i inna zalemna mizedi nis destanu fusuneş ra haddi. İnna zalemna da Araf suresi 23. ayette geçiyor. Adem aleyhisselam, ya Rabbi biz nefsimize zulmeyledik diye ağladı. Şeytan mekrine ve hilesine nihayet yoktur. Yani şeytanın hilesine kandığını anlayınca Adem aleyhisselam, ya Rabbi biz nefsimize zulmedik, biz kendimize yaptık diye tazarruda bulundu, yalvardı, ağladı. Yani şeytanın hilesi, mekri ne nihayet yoktur, çünkü insanlar kadar, insanların işte ruh yapıları hepsine şey yapacak, kandıracak, kandırmaya müsait bir şey var, kabiliyeti var diyelim, kabiliyet ne türlü doğru bilmiyorum da yani hileler var, tuzaklar var şeytanın. Enderun her hadisu şerrest, set hezaran sihr dervey muzmerest. Onun her sözünde şer vardır. O sözlerini kanmamak gerekiyor. Her sözü şerlidir. O sözlerde yüz binlerce sihir gizlidir. Bir tuzak, bir sihir vardır söylediklerinde. Merdi merdan bebendet der nefes, derzenu der mert efruzet heves. Bir anda erkeklerin mertliğini bağlar, mağlup eder, kadında ve erkekte türlü hevesler uyandırır. Hem kadınlara hem erkeklere yönelik tuzakları, hileler vardır. Ey belisi halk suzu fitnecu, berçiyem bidar kerdi rast bu. Ey halkı yakan ve fitne çıkaran iblis, beni niçin uyandırdın? Doğru söyle, diyor. Yani Muaviye'yi sabah namazı için kaldırmıştı. Bunda mutlaka bir hile, bir tuzak vardır. Beni niçin uyandırdın? Söyle, diyor şeytana Muaviye. Yine bir başlığımız var. İblis aleyhillanenin kendi mekrini söylemesi, niçin tuzak kurduğunu söylemesi bahsi. İblisin, şeytanın. Gov ter merdi ki başet betkuman, neşnevet uğra baset nişan. Şeytan dedi ki, suizan sahibi olan kimse yüz nişanı da olsa doğruyu dinlemez. İnsan suizan sahibi olunca, diyor, ne kadar doğru söylesek de onu dinlemez diye yine kendine bir savunma çıkarıyor şeytan. Her deruni ki hiyal endi şot, çun delilari hiyaleş bi şot. Hayal düşünen bir kalbe, yani hayalperest bir kimseye sözün doğruluğuna delil getirdikçe hayali artar. Biliyor yani, insanın mahiyetini çözmüş aşağı yukarı. Evet. Hayal düşünen bir kalbe, yani hayalperest bir kimseye sözün doğruluğuna delil getirdikçe hayali artar. İnanmaz, diyor yani, ne kadar delil gelse de. Çun suhen dervey revet İllet şevet, ti gazi dostra alet şevet. Ona bir söz gidince, yani bir sözü işitince illet olur. Gazi kılıcının hırsıza sirkat aleti olması gibi. Bir kılıç, bir savaşçının, bir gazinin elinde olsa onunla cihat yapar. Ama bir hırsızın elinde olsa o kılıç, ona da hırsızlık yapar. Kılıç aynı kılıç. Hes cevabu sükût estu sükûn, hes ba ebleh suhen goften cunun. Öylesinin cevabı sükût ve sükûndur. Budalaya söz söylemek deliliktir. Anlamayana, budalaya söz söylemek
ona cevap vermek derliktir. Cevabül ahmaka sukut diye bir şurada Arap atasözü olsa gerek. Yani ahmağa karşı verilecek en güzel cevap sükuttur, susmaktır. Yani delil getirmek, onunla konuşmak, onun sözü uzatmak, onun sorularına cevap vermek bir gereksizliktir. Tu zimen bahakçe nali ey Selim. Tu benal ez şerri an nefsileyim. Ey saf kimse, benden Allah'a niçin tazarru ediyorsun? Benden değil, o alçak nefsin şerrinden inle. Yine şeytanın hilelerinden birisi. Yani benden niye Allah'a sığınıyorsun diyor. Sen kendi nefsin yaptı, ben yapmadım ki. Yani sen istedin, ben de teşvik ettim, ben de güzel gösterdim. Ama istemeseydin, istemezsen senin merteben artacaktı. Benim yolumdan gelmezsen, benim hileme tuzağıma düşmezsen, sen mertebin artacak ama benim hileme düşmen benden değil diyor. Sen nefsindendir. Sen nefsini suçla. Ondan Allah'a sığın diyor. Tu hori halva tora dombel şevet tebbe giret tebbe tu muhter şevet. Sen mesela çok helva yersin. Vücudunda çıbanlar çıkar. Aşırı yediğinde yağ ve şeker yüklemesinden vücuduna çeşitli hastalıklar çıkar. Seni sıtma tutar, tabiat ve sıhhatin bozulur. Özellikle son zamanda değil mi? İnsanların hastalıkların çoğu yani gıdasızlıktan değil, çok gıdadan oluyor işte. Tansiyondur, kolesteroldür, obeziyettir, obezliktir, gut hastalığı gibi şeyler. Artık fazla yemekten, fazla vücuda besin almaktan, çok gıdalanmaktan olan şeyler çoğunlukla. Bir güne lanet koni iblisra, çun ne bini eshot an telbisra. Günahı olmayan şeytana lanet edersin, o telbisi yani o aldatmayı, o helvayı, yiyişi niçin kendinde bilmezsin? Nefsin istediği için yedin helvayı diyor. Yani niye beni suçluyorsun diyor şeytan. Beni suçun ne? Bana niye lanet okuyorsun? Ama o helvayı da tatlı gösteren başta şeytan tabii ki. Yani burada şeytan da masum değil. Ama ona uyduğumuz için, onun hilesine kapıldığımız için tabii nefsimizi de suçlamamız gerekiyor. Nist ez iblis ez tuz ey gavi ki çu rube suyu dombe mirevi. Senin o hasta oluşun şeytandan değil sendendir ki tilki gibi kuyruk tarafına gitmişsin. Tilki de işte koyunun kuyruğuna doğru saldırır, kuyruğuna gider, onun peşine gider ve sonunda tuzağa düşer. Veya işte tilkiler avlamak için koyun kuyruğunu tuzak olarak kullanılmış, ona da gönderme var burada. Sen de diyor, o tilki gibi onun kokusuna gittin yani. Şerri kendin işledin demek istiyor. Çünge ber sebze bini dombera dam başet inne dani tuçera. Çimenlikte bir koyun kuyruğu görünce onun tuzak olduğunu niçin bilmezsin? Yani onun tuzak olduğunu anlayacaktın, ondan çekinecektin ve merteben yükselecekti. Ama sen ne yaptın? Tıpkı bir tilki gibi onun peşine gittin. Avcılar tilkiyi yakalamak için tuzak kurarlar. Yem olmak üzere de koyun kuyruğu korlarmış. Şeytan insanların şehvete meyletmelerini tilkinin kuyruğu yemek için tuzağa gitmesine benzetiyor. Zannedani git zidaniş dur kert meyli dombe çeşm aklet kur kert. Ondan dolayı o tuzağı bilmiyor ve görmüyorsun. Kuyruğa meylin seni bilgiden uzaklaştırdı ve akıl gözünü kör etti. O şehvet duygusu, kuyruğa doğru gidiş, tuzağa yakalanma aklın körlüğüdür. Muhakeme edemiyorsun. Yani o helva bana zararlı olur mu, olmaz mı, ne kadar faydalı olur, ne kadar yemem gerekir diye düşünmüyorsun. Akıl körleşiyor. Nefis
öne çıkınca, nefsin istek ve arzuları ön plana gelince, bu sefer akıl gözü körleşiyor. Muhakemeyi kaybediyor kişi, insan. Hubbukel eşya yumni ve yusim nefseke sevda cennetle tahtesim. İnşallah doğru okumuşumdur Arapça. Eşyaya muhabbetin seni kör ve sağır kılar. Kara nefsin fesat etti. Kimseye husumet gösterme. Sen kendin yaptın, kendin işledin diyor yani. Eşyaya karşı, maddeye karşı muhabbetin senin aklını kör etti, sağır oldu. Nefsin fesada uğradı. Sen kimseye bir düşmanlık etmeye hakkın yok. Kur'an'da da Bismillahirrahmanirrahim. İnne keyde şeytani kâne zayıfe. Yani şeytanın mekr ve hilesi zayıftır. Nisa suresi 76 denilmiştir. Gerçekten zayıftır. Azdır, kısadır, küçüktür. Ama tahrip olduğu için demin söylediğimiz gibi yıkımı büyük oluyor. Nefis için de yani Kur'an'da Yusuf Suresi 53. ayet İnnen nefse lemmâretun bis-sû'i. Nefis kötülüğü şiddetle ve kuvvetle emretmiştir. Nefs lemmâre. Kötülüğü emredir. Nefis tabii ki. Yani ikisi birleşince şeytan bu nefsin bu yönünü kullanınca bu sefer tahribi büyük olmaya başlıyor. Yoksa şeytan kendi başına küçüktür veya onun istediğinin zıttını yaptığınızda şeytan uzaklaşıyor. Artık sizin mücadele etmenin yararsız olduğunu, sizden bir uzaklaşmaya başlıyor. Yani ama biraz meylettiğinizde, küçük bir ona doğru meyil, onu bir kabullenme olduğunda bu sefer nefsi de kullanarak insanın diğer duygularında iştahını, işte başka şehirli duygularını kullanarak bu sefer güç kazanmaya başlıyor. Şiddetleniyor ve insanları yoldan çıkartıyor. Nefis kötülüğü şiddetle ve kuvvetle emredicidir buyurulmuş. Nefsin mekrinin şeytanın hilesinden zorlu olduğu bildirilmiştir. Onun için şeytan sen bana değil kendi nefsine levmet diyor. Onu kına, ona lanet et diyor şeytan. Tu günah bermen mene kejmej mebin men zibet bizarem vez bizaremu ez hırsu kin. Sen eğri büğrü görüp de bana günah isnat etme. Ben kötülükten, hırstan ve kinden beriyim. Bunlar benden çıkmıyor diyor. Yani yine bir hilelerinden birisi bu da tabii. Kendini tabii çıkarma yollardan birisi. Sen kendin ettin diyor. Yani o gibi haller bende yoktur diyor şeytan. Men bedi kerdem peşimanem henüz intizarem ta şebem ayet ve ruz. Ben bir kötülük ettim. Adem'e secde için memur olduğum halde itaatsizlik gösterdim. O hareketimden hala pişmanım ve gecemin gündüz olmasını yani Hakk'ın rahmetine ve avfına mazhar olmamı beklerim diyor şeytan. Ne kadar masumca ifadeler yani. Güya pişmanlık duyduğunu söylüyor Hazreti Adem'e secde etmemekle. Oysa ki haşa Allah'la bir şeye girmişti yani. Ben de senin kullarını yoldan çıkaracağım bundan sonra. Onun için çaba göstereceğim diye bir kendince mücadeleye girişmişti. Müttehem geçtem meyanı halk men fiili hot vermen nihet her merduzen. Ben halk arasında müttehem oldum. Suçlandım. Kadın erkek yaptığı işi bana isnat eder. Yani kendileri yapıyorlar, bana atıyorlar diyor yani. Sonunda hay kafir şeytan hay derler. Şeytana uyduk derler. İşte kör şeytan derler. Hep ona atfederler yaptıkları suçları. Oysa ki kendileri yapıyorlar diyor. Gurgu biçare eğerçi gurusnest
müttehem başet ki o der tantana est. Zavallı kurt aç olduğu halde koyun yemiş diye iddiam edilir. Çünkü o koyun paralamakla meşhurdur. Onun işi o. Kurt koyun yer. Niçin yer? Aç olduğu için yer diyor. Ve koyun yediği için de suçludur. Çünkü ne tevanet zizaf u rah reft halk uyet tohmes ez lu zeft. Kurt kuvvetsizlikten yol yürümeye kudreti yokken halk çok yemiş de imtila olmuş derler. Yani ağır yemekten dolayı karnı dolmuş diye onu iddiam ederler. Oysa ki açlıktan yürüyemez haldedir kurt diyor. Yine şeytanın hilelerinden, tuzaklarından birisi de bu. Yani kurt kuvvetsizlikten yol yürümeye kudreti yokken aç kalmış, yolda yürüyemiyor ama halk ne diyor? İnsanlar ve işte onu görenler çok fazla yemek yediği için karnı şişmiş de o yüzden yürüyemiyor derler. Bazen de aç olan insanları tabi görüyoruz televizyonlarda maalesef. Karnı çok şişiyor. Sanki çok yemiş işi, çok yemek yemiş gibi görünüyor. Oysa ki açlıktan o şişkinlik. Evet, yine bir başlığımız var. Doğrusunu söyle diye Muaviye'nin tekrar şeytana ısrar etmesi. Goft gayrı rasti nere hanedet? Dat suy rasti mi hanedet? Hanedet. Hanedet. Emir Muaviye dedi ki doğruluktan başka bir şey seni kurtaramaz. Adalet seni doğruluğa davet etmektedir. Seni kurtaracak olan doğruluktu. Doğru söyle. Diyor yani. Goft çun dani duruğu rastra ey hiyalen dişu pür endişha. Şeytan dedi ki ey hayal düşünen ve türlü endişe ile dolu olan Muaviye, yalan ile doğruyu nasıl fark edersin? Sen ne biliyorsun diyor yalanı doğruyu. Nasıl fark edersin? Goft peygamber nişani dade est. Kalbu nikura mihenk beni hadest. Muaviye dedi ki Hazreti Peygamber buna dair nişan vermiş. Kalp ve sağlam için mihenk taşı koymuştur. Peygamberler bunun için gönderilmiş. Doğruyu yalanı birbirinden ayırmak için. Hayırlı şeyler birbirinden ayrılsın diye. Birbirine karışmasın diye. Gofte est el kizbu raybun fil kulub goft es sıdku tüme'ninun tarub. İnşallah doğru okumuştur Arapça olduğu için. Buyurmuştur ki yalan kalpte şüphe uyandırır. Doğru ise insana itminan verir ve sevindirir. Bunların tesirleri farklıdır insan üzerinde diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yalan kalpte şüphe uyandırır, doğru ise insana itminan verir ve sevindirir. İmam Ahmet bin Hanbel ile Tirmizi şu hadisi Hasan-ı Basri'den rivayet ediyorlar. Sana şüphe veren şeyi bırak da şüphelendirmeyeni kabul et. Çünkü doğruluk kalbe itminan verir, yalan ise şüphe getirir. Yani peygamberler. Bunun için gönderilmişler yani. İyiyi, kötüyü birbirinden ayırt etmek için, yalanı, doğruyu birbirinden ayırt etmek için. Dil ne yaramet ez, dil ne yaramet zikuftar duruğ, aburuğen hiç ne furuzet furuğ. Kalp yalan sözden mutmain olmaz. Yani inanacağı gelmez. Kalp onu ayırt edebilir. Vicdan ayırt edebilir. Su ile karışmış yağ ziyayı artırmaz. Yani aydınlığımız çok olsun diye eski lambalar düşünelim. Onun yağının içerisine su katarsanız o aydınlık çoğalmaz. Yağ çoğalınca miktar olarak çoğaldığı için aydınlığını da arttırmaz. Bilakis daha kör yandırır onu yani. Veya söndürür, yakmaz. Der hadisi rast aram dilest aram dilest rast ha daneyi da daneyi dağımı dilest. Doğru söz kalbi rahatlandırır.
Doğruluklar gönül tuzağının danelerdir. Gönlü çeker kendisine yani. Doğruluk. Ve kalbi de rahatlatır. Yalan söyleyenin, yalan söyleyenin kalbi, ruhu, gönlü daralır. Rahat etmez yani. Dil meğer rencur başet beddehan ki ne danet çaşni inu an. Kalp hasta ve ağzının tadı bozulmuş olmalı ki bununla onun yani doğru ile yalanın çeşnisini fark etmesin. Ancak kalp bozuk olacak, ağzı hasta olacak, tadı kaçmış olacak ki yalanla doğruyu birbirinin ayrı demesin. Yani sağlam bir dil, değil mi? Tatlı ile acıyı ayırt edebiliyor. Bunun gibi. Tad alma duygusu kaybolunca hiçbir şeyin tadını alamıyorsunuz. Yani ekşinin, acının, tatlının. Onun gibi yani kalp bozulunca, ağız bozulunca bunların da farkı anlaşılamayabiliyor. Doğruyla yalan. Çun şevet ezrencu illet dili selim tam kizbu rasra başet alim. Kalp hastalıktan ve illetten salim olursa yalanın ve doğrunun tadını anlar. Kalp temiz olduğunda, sağlam olduğunda, gönül sağlam olduğunda yalanın ve doğrunun tadını anlar. Hırs-ı Adem çun suyu gendum füzut ez dili Adem selimi ra rubut. Adem'in buğday tarafına olan hırsı artmış olduğu için o hırs onun kalbinden sağlamlığı izah etti. Yine Hazreti Adem kıssasına gönderme yaptı. Şeytan onu aldatmıştı. Burada buğday diyor. O yasak olan meyveyi, işte bitkiyi, yememesi gereken bitkiye doğru onun hırsı artmış olduğu için o hırs onun kalbinden sağlamlığı izah etti. Doğru ve yanlışı kaldırdı. Hırsı bunu yaptı. Pes duruğu şive etra kuş kert bir rügeştu zehri katil nuş kert. Ey şeytan, Adem senin yalanını ve bu husustaki mekrini dinledi, hileni dinledi. Sana aldandığı ve öldürücü bir zehir içti. Yani emri ilahiye asi oldu. Adem ile Havva aleyhisselam cennet ağaçlarından birine yaklaşmaktan men edilmişlerdi. Bu ağacın ne ağacı olduğu Kur'an'da açıkça bildirilmemiş. Tevrat'ta ise hayır ve şer ilminin ağacı denilmiştir. Bazılar bu ağaç muamele-i zevciyeden kinaye idi demişlerdir. Hazreti Mevlana ise meşhura binaen buğday demiştir. Mevlana da buğday ağacı diyor. Kecdum ezgendum ne danist an nefes, mi beret temyiz ez mesti heves. Hazreti Adem o sırada buğdayı akrepten yani o şecere-i memnuadan yani yasaklanmış ağaçtan yemenin kendileri için akrep gibi zehirli olduğunu fark edemedi. Çünkü heves mesti olanın temyizi kalmaz. Evet. Heves sarhoşu olanın ayırt edici özelliği kalmaz. Yani doğruyu yalandan, hayrı şerden ayırt edemez. Çünkü onda heves hakim olmuştur. Hevesinin mahkum olduğu için ayırt edici özelliğini kaybediyor. Halk mesti arzuendu heva. Halk mesti arzuendu heva. Zan peziranen destan tora. Halk arzu ve heva meslidirler. Ondan dolayı senin mekr ve hileni kabul ederler ve ona aldanırlar. İnsanlar da veya sana aldanmış olan, senin hilene, tuzağına düşmüş olan insanlar da kendi arzu ve hevalarının sarhoş olmuşlardır. Bu yüzden senin masallarına inanıyorlar. Her ki hodra ez heva hu baz kert, çeşmi hodra aşinayı raz kert. Her kim nefsini heva ve heves tabiatından geri çekerse,
kendi gözünü sırra aşina kılar. Ne gerekiyor o zaman? Kendi nefis ve hevasına bir set vurmak, engel olmak. Onların önüne geçirmek gerekiyor ki gözünü sırra aşina kılsın. Yani gerçek sırlara, hakikate erişebilmek için heva ve heves isteklerine, arzularına bir gem vurmak, bir engel gerekiyor. Bir set çekmek gerekiyor ki gerçek tarafına, gerçek sırlara, hakikate, doğrulara, iyilere, hayırlara yol bulabilsin. Yoksa o heva heves sarhoşluğu insanın gözünü kör ediyor, aklını kör ediyor. Onlara erişmesine engel oluyor. Burada başka bir hikaye geçecek. Yine Muaviye Şeytan hikayesine tekrar dönecek ileride. Bir kadının kadılıktan şikayeti ve naibinin ona cevap vermesi kıssası başlığı var. 6691. beyit. Tahir bin Mesnevi Nüshasında 6691. beyit. Bir kadının kadılıktan şikayeti ve naibinin ona cevap vermesi başlığında kalıyoruz. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.